De lütfen açar mısınız? Kapıya çıkarmış. Cümleten hepinize selamünaleyküm. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Gençler, dün video atmadım. Neden atmadın güzel kardeşim? Çünkü gerçi düğünü yaptım ama bir daha yapayım. Hastaneye gittim. EKG çekimim vardı. EKG çekimine katıldım. O yüzden kusura bakmayın, atamadım. Bugün sizlere 4 aydır emek verdiğim odanın vlogunu çekiyorum yani. Kusura bakmayın, rahatsızım biraz. Fazla konuşamıyorum. Ya vallahi hastalık kötü bir şey ya. Öyle böyle de. Yani 4 aydır siz de ben de bu odanın cenabesini çekiyoruz. Bitsin de bir an önce tadını çıkaralım diye. Çok şükür bitti. Tabi eskiklerimiz var. Size daha detaylı videoya geçmeden önce gençler, bu güzelim şu eserimizin hatırına videoya bir like, bir yorum, abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Vallahi bir hastalık beni öldürecek ya, az kaldı. Evet gençler, benim adım Pistoncu Cemşit. Sizler benim cigerlerimsiniz, beni biliyorsunuz. Ben komik içerikler çeken, kendi halinde bir insanım. Kis benim böyle bir işi olmasın, benim zaten kis böyle bir işi yok. Gençler, odamızın detayına giriş yapmak bulunmaktayız. Öncelikle şöyle bir ampulümüzü yakalım. Detaylara geçeceğiz. Şimdi gençler bakın. Bu oda tamamıyla ses yalıtım malzemesiyle donatılmış bir oda. Şimdi diyeceksiniz ki nasıl yani? Gençler, bu odanın içine dışarıdan ne ses gelir, içeriden ne ses çıkar. Çünkü bu duvarın üstüne, yani odanın duvarının üstüne bir 20 santimlik duvar daha yapıldı. Bu 20 santimlik duvar, yani ekstradan yapılan o 20 santimlik duvar beton değil. Ses yalıtım malzemesi. İçinde çeşit çeşit 8-10 tane şey var. Sen söyle. Malzeme var. Bu odaya ses giriş çıkışı kesinlikle yoktur. Zaten burada şimdi Ataman oraya fotoğrafları detaylı bir şekilde koysun. Tavanda gördüğünüz siyah desenler, şu kenarda gördüğünüz siyah desenli köşeler, bunlar aslında aksesuar değil yani. Bunlar yankı önleyici. Şu duvarlardaki mesela bak, bunlar da yankı engelleyici. Sıfır yankı yani, biliyorsun. Bir de odamızın ambiyansını bir göz gezdirelim. Işığı kapattığımız zaman gençler, şöyle oturayım size göstereyim bak. Ha, o yazıyı mı? O yazıyı ne demekmiş? Dur şöyle yapayım. Ha, bu yazıyı probably, yani muhtemelen galiba diye gibi bir şey. Evet. Öyle bir şey ha. Gençler, ambiyansımız şekli böyle. Tam böyle köşelere oturttum. Şurayı çık, kusura bakmayın. Yer yetmedi. Yani ampul yetmedi oraya. Ampul diyorum ya, o led. Ledlerimiz RGB yanım. Neon led. Kısılıp açılabiliyor. Tabii ben bu şekilde kullanıyorum. Şurada T Pistoncu Cemşit logosu var. Kamerayı önüme aldığım zaman arkadan güzel bir ışık versin diye. Üstünde 500 bin diyorum ya. 100 binlik plakatımız var. İnşallah 1 milyon plakatımız da olur hep beraber. Gördüğünüz gibi gençler, tam bir emek odası. Gerçekten 4 ayımı dikti yani. Feriştahımı aldı getirdi. Duvarları gördünüz değil. Duvarlarda nasıl malzeme yapılmış? Aynı malzeme tavanda da yapıldı. Yerde de yapıldı. Yani bu halı, tamam mı? Bunun altında da o malzeme var. Yani odanın içine bir oda daha yapılmış bulunmakta. Yani biliyorsun. Burası benim dinleme yerim. Burada ben dinleniyorum. Yani ne bileyim, yorulduğum zaman oraya uzanıyorum. Işığı açalım. Anam aslanıza gelelim. Asıl ekmek teknemiz burası. Gençler, bu koltuk, bende bel fıtığı var. Açık ve ne söyleyeyim. Bu koltuğu kendime özel olarak yaptırdım. Rekaro bir koltuk. 3 tane 4 tane oyuncak koltuğu dolandırdım. Ama bu aralarında en güzeliydi gerçekten. Çok böyle belimin ağrısını hissettirmiyor. Sabaha kadar otursam gene hissetmiyorum, biliyorsun. O yüzden tasfiye ederim yani, güzel bir koltuk. Gerçi özel yaptırdık ama gene yaparlar, herkese yaparlar. Şöyle ışığı kapatak. Masamızın altı led, RGB led, yani değiştirebiliyoruz. Komandası var. Tutuyorsun değişiyor, tutuyor değişiyor. Aşağıya da olabiliyor mesela, diskotek moduna girebiliyor. Bak görüyorsun. Abele olabiliyor, değişebiliyor. Abele de yavaş yavaş değişebiliyor. Tabii ben her zaman ya yeşilde ya kırmızıda kullanıyorum. Ha, bu gözünüze çarpmış olabilir. Yani biliyorsunuz, biz çocuğa araştığımızdan, yani artık oda kapalı bir oda olduğu için nefes alışveriş çok zor oluyor, biliyorsun. O yüzden böyle bir şey koyduk. Bu da çok güzel böyle duman çıkartıyor. Odayı temizliyor yani.
sigara kokusuyorsun, rahat bir ferah bir şey veriyor. Neticede sabaha kadar oturuyoruz burada. Yani bu sağ olsun işimizi görüyor, güzel bir alet. Gelelim erkanlarımıza. Gençler, karşımızda 3 tane erkan var. Bu erkanlar 244 Hz 1 MS'den oluşuyor. Çok kaliteli erkanlar benim için. Zaten ben bir hesap kullanmayı bilmiyorum. Sadece yayınlarda falan işte. Şuraya Discord'u koy. Buraya işte ne bileyim müziği koy. Şuraya OBS'yi koy. Yani bu şekilde güzel oluyor. Klavyemiz mekanik. Mouse'imiz yine aynı şekil. Kulaklığımız mezarcı abi kulaklığı. Ondan sonra kullanıyor. Tabii hep kullanıyoruz zaten. Benim için önemli olan aslında kasa yanım. Kasanın ana içeriğini söyleyeyim size. Gençler, kasanın içinde 3090 Ti erkan kartım var. Ondan sonra kardeşlerime söyleyeyim. Sıvı soğutmalıyım. Yani benim işimi var ya harbi fazlasıyla görüyor. Ondan sonra kardeşlerime söyleyeyim. Kasanın bütün hard diskleri olsun, SSD'leri olsun hepsi 2 TB üstü. Yani yapmışken en güzelliği yapalım. Yıllık ömürlük olsun. Mikrofon desen HyperX bir şeylerdi la. HyperX İşte ne bileyim ondan ya. Yani böyle hoş, naif, güzel bir oda yaptım gençler. Bir aşağı bak böyle. Sabah bugün saat bilmem sabah kaç. Bütün gece uyudum ya o rahatsızlıktan. EKG çektirdim biliyorsun. Bitmedi. Gençler şu duvara, tamam bak buraya bir tane raf gelecek, tamam mı? Marangozdan. Oraya hatırlarsanız İstanbul'dan bir tane karşı ofisinden oyuncak çalmıştım. O oyuncakları oraya dizeceğiz. Buraya logomuz gelecek. Buraya bir ışıklı süs var, o gelecek. Yani şuraya zaten şu güzel oldu. Bir de şu kapının arkasına Witch Door mankeni koyacağım. Böyle yapıştırmalı. Ondan yapacağım. Şuraya ise Pistoncu Cemşit yazısının üstüne güzel böyle kalaşnikov, melaşnikov bir şeyler yerleştireceğim yani. Yani böyle naif güzel bir oda yaptırdım. Gerçekten 4 aydır bununla uğraştım. Sadece yani diyeceksiniz ki abi ya bir bilgisayar 4 ay uğraştırır mı? Mesele olan bilgisayar değil zaten. Mesele olan odanın duvarları ve yapım aşaması. Gördünüz, bir daha görün bakın burada. Bu o malzeme bir tane yanlış olsun tekrar baştan sökülüp tekrar yapılıyor. Yani çünkü en ufak bir ses gecikmesi bundan dolayı. Bilmem anlatabiliyor muyum yani. Şimdi ben güzel kardeşlerime bir şey söylemek istiyorum. Gençler, gönül isterdi ki şu an kameranın karşısına geç, sizlere bir şeyler anlat. Fakat şu anda biliyorsunuz bir hedefimiz var. Bir dakika dur, şu kapı açık kalmış. Bir hedefimiz var. Onun için bir emek sarf ediyoruz, bir çaba sarf ediyoruz. Vallahi ben de isterdim kameramanın karşısına geçip size bir şeyler anlatmak. İnşallah o günler de gelecek. Ha, beraber oturacağız. Ne bileyim, sohbet, muhabbet, yayın, gırgır, istediğiniz videolar. Bu şekilde güzel bir ambiyans yaratacağım ben size. Gençler, şimdi birkaçınız diyeceğiz ki abi niye evin hepsini gezdirmiyorsun? Ya bir ev insanın mahremiyetidir. Ben öyle şeyler sevmiyorum. Yani ben bakmayın bu bilgisayar megasarları da gösteriyorum. Kesinlikle yani ben egoist bir insan değilim. Ben yani şunu aldım, bu sende var mı yok mu gibisinden kesinlikle yanlış algılamayın. Sadece ben bir şeyleri başarmışken, sizlerle beraber başarmışken daha doğrusu 4 aydır ne çileler çektiğimi sizlere bir söylemek istedim. Zaten siz de videoların yorumlarına abi bu oda vlogu, ola vlogu, ola vlogu nerede kaldı diye böyle bir şey yapmak istedim. Biraz da kolonya süreyim, bir dakika nefesim açılsın. Vallahi bu hastalık ne kadar kötü bir şey ya. Vallahi billahi ya. Oy. Oh, çok şükür ya Rabbi. Yani böyle kendi çapımızda, kendi halimizde böyle bir şey yaptım sizlere. Bu arada gençler, sizden istediğim bir şey var. Yani siz benden bir şey istiyorsanız yani bunu videonun açıklamasında ya da yorumlarında belirtin. Abi biz mesela bugün şu trolü istiyoruz. Abi bize şu trolü yap. Abi bize şu trolü yap deseniz memnun olurum. Yani yaparım. Elimden geleni yaparım. Fazlasıyla hem de. Zaten birkaç gündür videolara ağırlık veremiyoruz. Ya atamanımız bir depremzedeydi, onu bekledik. Ya geldi mi her şey üst üste askılıkla geliyor. Ya benim hastane şeyleri başladı şimdi. Gidiyoruz durmadan hastaneye, kablo bağlıyorlar her tarafımıza. Arkadaş berem olduk yemin ederim ya. Şu an bile nefes alırken yani biraz zorlanıyorum. Konuşurken nefes darlığı yaşıyorum gerçekten yani. Hep karaciğerin yağlanmasından ya. Doktor bir de et yasakladı ya. Nalet olsun. Ya etsiz bir dünya olur mu yani? Vallahi olmaz ya. Karan hikaye. Ha belki diyeceksiniz abi niye hiç yani bize evini göstermiyorsun? Az önce bahsettiğim gibi. Mahremiyet bir insanın şeydir. Ben ona çok önem gösteririm. Ama dilerseniz size evin bir manzarasını gösterecektir da. Neyse boş ver. Onu da daha sonra yaparız. Velhasıl kelamin yeğenim. Bakalım. Bu ne la burada? Şeker mi bu?
takarmış. Yani olabilir. İnşallah hep beraber güzel bir şeyler başarırız yeğenim. Ki buna inanıyorum başaracağımızdan. Bak şurası leke olmuş bak. Burada videoda gördüm bak. Burası leke olmuş. La oğlum ben ne anlatayım la ben. Ben neysem oyum yani ben böyle enteresan konuşmayı bilmiyorum ki. Kibar da konuşamıyoruz kardeşim. Biz neysek oyuz ha. Şunu demek istiyorum size. Bunu zaten geçenlerde bir videoda da anlattım. Bunu da demek istiyordum. Gençler kalkıp benim yüzümü merak ediyorsanız, yaşı merak ediyorsanız falan. Bunlara ben saygı gösteriyorum. Ama bak benim de bir hedefim var. Lütfen hep beraber bu hedefe bir el atalım. Emeklerimizin bir karşılığını almak istiyorum. Çünkü ben bazı insanların başına eğdirmek istiyorum. Çünkü ben bu işe girerken onlar bana yapamazsın dediler. Ben yaptım, başardım sizlerin sayesinde. Allah razı olsun hepinizden. Vallahi ne diyeyim yani. Çok teşekkür ederim ya. İsterseniz gelin bir gel selam bir el valoran. Valorunuzu oran oynayalım ya. Hadi gelin. Ya da siz biliyorsunuz. Yüzümü göstersem de göstermesem de ben bu tür içeriklerle zaten yüzümü gösterdiğim zaman bu içeriklerin daha güzelini çekeceğim. Çünkü bunların hepsini normal bir hayata taşıyacağım. Yani nasıl olur biliyor musun? Mesela sokakta yürürken anlatabiliyor muyum? Sokakta yürürken ne bileyim Taskim'e giderken Alsancak Konağı giderken bu tür yerlerde bu insanlara yaptığım şeyleri real hayatta yapacağım. Tabii dayak yiyeceğimiz de olacak ama güzel olacak şeyler, güzel projeler var aklımda. Şu ara gerçekten işlere koşturmakta zorluk çekiyorum. Bir yandan TikTok, bir yandan Instagram, bir yandan YouTube. Yani benim diğer YouTube arkadaşları gibi, hani YouTuber arkadaşlar gibi yanımda fazla insan yok. Yani çalıştırabileceğim kapasiteye sahip değilim. 2-3 kişi var. Onlar da zaten koşturabilecekleri kadar koşturuyorlar. Koşturamadıkları yere de ben koşturuyorum. Yani olay budur. Vallahi ben kaçıyorum yeğenim. Benim biraz başım dönmeye başladı. Yani olay böyle. Gösterdim size oyunu. Yani like atmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yani size son kez böyle bir odayı göstereceğim. Bir dakika. Özet geçiyorum güzel kardeşim. Böyle bir bilgisayarımız var. Böyle bir odamız var. Emek odası. Vallahi billahi 4 ayımızı aldı. İnşallah beğenmişsinizdir. Allah razı olsun. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz.